Arkadaşlar, TOKİ'nin 100 bin e, konut projesi hakikaten dar gelirli insanlar için, milletimiz için sevindirici bir proje. Yani e, insanlar çalışıyorlar, bir ev sahibi olmak için yıllarca uğraşıyorlar. E, devlet bu noktada fedakarlık gösterdi. E, i̇nsanlar... Belki ömür boyu daire sahibi olamayacaklar. Bu şekilde devletin sunmuş olduğu imkanla daire sahibi olabilirler, olacaklar. Sevinenler var, seviniyorlar. Haliyle her gün şu kadar telefon geliyor mail yoluyla. Bu caiz midir? Bu şekilde daire edinebilir miyiz? Toki'den daire alabilir miyiz? diye. Arkadaşlar evet e, bu olumlu bir proje yani e, dar gelirli insanların buradan daire alabilmeleri, edinebilmeleri adına. Fakat meselenin bir de fıkhi yönü var. Caiz mi değil mi diye. Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki burada iki tane kurum var. İkisi de devlete ait. Birisi banka, diğerisi toki, diğeri toki. Dolayısıyla birinden diğerine para intikal edeceğinden dolayı Burada faiz işlemi olmaz. İkisi de devlete ait olduğundan dolayı. Açıkça banka oran telaffuz ediyor. 0.49 diyor. Bu şekilde gidecek insanlar kredi alacaklar, borçlanacaklar. Ne kadar alacaklar? Bunu 240 ay oraya 0.49 faizle geri ödemiş olacaklar. Yani açıkça bir faiz var burada. Peki bu iki kurum ikisinin de devlete ait olması, bağlı olması faiz problemini ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. İki ayrı kurum var. Yani biz bunları ikisi de devlete bağlı diye tek tüzel kişilik olarak değerlendiremeyiz. Fıkıh açıdan da değerlendiremeyiz. Hukuki bugün Türkiye'deki mevcut sistem açısından da değerlendiremeyiz. Niye değerlendiremeyiz? Fıkıh açıdan İmam Seraksi, e, mevsutta kitabı sarfta şöyle diyor devletin iki tane maliyeye ait beytül maliyeye ait iki tane birimi var birinden de ordunun harcamaları yapılıyor diğerinden başka harcamalar yapılıyor fakir fukaraya şimdi buradan devletin burada parası bitse orduya harcama yapamıyor buradan borç alabilir mi alabilir o zaman bir kurum Başka bir kurumdan borç alıyorsa ikisinin de ayrı tüzel kişiliği var demektir. Yani ikisi akit yapabiliyor. Yani ben şimdi bu kitabı ferdi kardeşime satıyorsam ben bayi oluyorum, o müşteri oluyor. İkimiz bir akit yapıyoruz. Öyle değil mi? Akit yapıyoruz. Peki bunu tüzel kişilik o yapabilir mi? Tüzel kişilik olarak yapıyor, borçlanıyor, borç alıyor, borç veriyor, mülkiyeti buradan işte kiminle akit yaptıysa onun mülkiyetine nakle diyor. Bütün bu işlemler oluyorsa o zaman iki ayrı tüzel kişilik var demektir. Tüzel kimlik var demektir. Biri finans kurumu olan bankadır. Diğeri ise sipariş akdiyle daire yapan, daireleri satan TOKİ'dir. Biz bunları tek bir tüzel kişilik olarak kesinlikle değerlendiremeyiz. Bunlar ayrı ayrı müesseselerdir. Sonra burada diyor ki, Ziraat Bankası, Halk Bankası tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır. Yani nasıl olacak? Kim tokiden daire almak istiyorsa, gidecek bankaya kredi alacak. Sonra ne kadar aldıysa, 150 bin lira aldıysa onu 240 ay 0.49 faiz oranıyla iade etmiş olacak. Yani para alacak. Para iade etmiş olacak. Dolayısıyla faiz ödemiş olacak. Burada faiz var. Yani biz bunu başka türlü ifade ve izah edemeyiz. Hocam peki bu münasebeti bir dükkanda bulunan herhangi bir malın vadeli fiyatının farklı peşin fiyatının farklı olarak konması şeklinde değerlendiren kardeşlerimiz var. Böyle anlayabiliyor muyuz? Şimdi Huzeyfe kardeşim yani bunu ee, fıkıh kitaplarımız da mutale ediyor değerlendiriyor yani şöyle muşahhaslaştıralım siz müşterisiniz ben bayiyim buraya geldiniz masa satıyorum Sediyorum ki Huzeyfe kardeşim masayı peşin alırsan 1 milyon bin lira peşin alırsan bin lira eğer on ay sonra ödersen parayı 1300 lira peki iki tane fiyat alternatifse sunmuş oluyorum. Siz de bunlardan bir tanesini tercih ediyorsunuz. 10 ay sonra ödeyeyim, 1300 lira ödeyeyim deyince, fiyatı teke düşürmüş oluyoruz. O 1300 lira üzerinde akit yapıyoruz, size satıyorum. Peki burada, akdi yapan iki taraf. Siz müşteri tarafı, ben satıcı tarafıyım, bayi tarafıyım. Ama ben bir şahsiyetim. Yani veresiye satanla, Peşin satan aynı adam. Fakat burada iki ayrı müessese var. Biri banka, finans kurumu. Diğeri ise e, sipariş yoluyla daire yapan, daireleri satan e, TOKI. Yani bunlar kesinlikle ayrı şeyler. Bunları aynı yani birmiş gibi değerlendiremeyiz. Çok ciddi bir problem olur. Olmaz. Hocam yine mesela... E, bu bir zarurettir. Bir insanın ev sahibi olması zarurettir. Ve zaruret bağlamında e, caizdir de deniliyor. Acaba bu durum... Şimdi az tubihul tu bihul Doğru. Yani zaruretler varsa o zaman haramlar mübaha dönüşür. Femeniz durra gayre bagi vela adin felâ ithma aleyh buyuruyor Cenab-ı Hak. Fakat e, zaruret nedir? işte zarurat hamse var ama daha milletimizin alacağı bağlamda söyleyelim. Zarurat nasıl olur? Bir kardeşimiz, evi yok, kimsesi yok, sokakta yaşıyor. Yani başını sokabileceği bir evi yok bu adamın. Bu adam için zarurat söz konusu olur. Peki böyle birisi gitse, bankaya dese ki Toki'den daire almak istiyorum ben. Böyle birisine maaşı yok, bir yerde çalışmıyor, yeri yok, tapusu yok vesairesi yok. Böyle bir adama kredi verir mi banka? Vermez. Bu adam için zaruret var. Ama el zarura tukadderu bi ya. Yani bu da ne kadar bir böyle zaruret hali olmuş olsa daire alabilir. Başını sokacağı şöyle küçücük bir oda yaşayabileceği bir alan. Zaten bugünkü şartlarda durumda zaruret halinde olana hiçbir banka kredi vermez. Ama bir kardeşimiz bir daire kiralayabiliyorsa, ailesini onun içine koyuyorsa, o zaman bunun için zarret hali söz konusu değildir. Yani burada milletimize, evet efendim zarret hali var. Zarret maddesinden hareketle e, bankadan 0.49 oranla kredi alınıp Tokiden daire alınır demek, al, almak caizdir demek kesinlikle zarureti başka bir bağlamda değerlendirmek demek. Yani e, zaruret olmayan şeyleri zaruret gibi mutala etmek demektir ki kesinlikle yanlış olur. Doğru değildir. Hocam bir de e, biz Müslüman hassasiyeti olan, faiz hassasiyeti olan e, insanlar bu ülkenin mayasıyız biiznillah. Böyle bir imkandan acaba bizim istifade etmemiz, kalbimiz mutmain olarak istifade etmemiz için bir alternatif yok mudur? Nasıl olmalı? Efendim şimdi bu noktada Cumhurbaşkanımızın faiz noktasında hassasiyetini biliyoruz konuşmalarında. Yani faizsiz projelere onay vereceğini de biliyoruz. Bu durumda eğer kendisine faizsiz projeler bu toplu konutla alakalı takdim edilmiş olsa onaylayacağına o noktada bir kanaatimiz var. Peki ne yapmak lazım? Şunu yapmak lazım. Katılım bankaları şimdi onlar da devreye girmişler. E, katılım bankalarına Müslümanlar faiz hassasiyeti olanlar müracaat edecekler. Ne kadar? 50 bin müracaat oldu ziraat katılıma bu kadar müracaat var, ziraat katılım TOKI ile e, mudarebe aktı yapacak. E, yani parayı o verecek, TOKI binaları yapacak. Ne kadara mal ediyor bunu? 150 bin liraya mal ediyorsa ziraat katılım, ne kadar adam buna müracaat ettiyse ziraat katılım onu e, veresiye bir şekilde, 240 ay olabilir, farklı şekilde olabilir. Aynı şekilde insanlara satacak. Yani aynı fiyatlarda insanlar meşru yoldan faize bulaşmadan bu şekilde daire sahibi olabilirler. Peki şöyle olmaz mı? Yani gitseler katılım bankalarına faizsiz müesseselere müracaat etseler, onlar tokiden şu haliyle daireleri satın alıp millete. Veresiye bir şekilde satsa olur mu? Olmaz bu şekilde. Neden olmaz? Çünkü bu sipariş aktidir. Buna istisna diyoruz. Henüz belki projeler hazırlanacaklar, ama bina aşamasına gelmedi. Ortada bir şey yok. Sadece arsalar var. Ee, normalde beyul madu ilayeciz. Olmayan bir şeyi satmak, malumunuz olduğu üzere, caiz değil, değil mi? Olmayan bir şeyi satmak, caiz değil. Peki şu anda daireler henüz daha olmadı. İki, e, bize finans kurumları yani Katılım Bankası peşin alacak, TOKI'den alacak, bize e, verisiye satacaktı. Peki onun mülkiyetine de geçmiş olmuyor. Mülkiyetine yani Katılım Bankası'nın mülkiyetine geçmiyor. Mülkiyetine geçmediğinde insanlara bunu satamaz satamaz. Yani bir olmayan bir mal var. Beyin madum la yucuz. İki mülkiyete geçmemiş oluyor. Ama e, insanlar doğrudan gidip bunu alabilirler. Fakat alanlar başkasına satamazlar. Alanlar başkasına satamazlar. Dolayısıyla katılım bankaları bunun farklı alternatifleri var. Yani bir sürü sözleşme şekli faizsiz aynı şekilde bu garip gurbanoğlunun dar gelirli insanların hakikaten bu proje onları sevindirdi arıyorlar onlar da istifade etmek istiyorlar ama adam şunu da istiyor ya hocam ben şu kadar zamandır çalışıyorum bir dairem olmadı olsun ama fezenu biharbin minallahi ve faizi alan veren Allah'la resulüyle alayselatü ve selamla savaşıyor yani ben bu şekilde aldığım bir dairede nasıl oturabilirim diyor müslüman bunu istemiyor ama onlar da sevinsin. Yani e, ötekiler alıyor. E, faiz hassasiyeti olanlar var. O zaman e, İslamiyet buna müsaade ediyor. Bununla alakalı alternatif sözleşme şekilleri ortaya çıkarılır. İşte onlardan bir tanesi katılım bankaları, Ziraat Katılım olabilir, diğerleri olabilir. Bunlar müracaata göre mudarebe yapar. TOKİ ile onlar millete peşin alacak, millete e, satmış olacak. E, veresiye satmış olacak. Yani dolayısıyla o sahip oluyor. Yani aslında peşin almıyor da ortak oluyor. Ortak oluyor. Ortaklık yoluyla millete e, müşareke yapabilir, mudarebe yapabilir. Sahibi oluyor. Sahibi olunca bu şekilde e, millete satabilir. Dolayısıyla e, millet doğrudan bunu Katılım Bankası'ndan satın almış oluyor. Veresiye satın almış oluyor. Evet hocam. E, hocam bir de oranın e, 0.49 olması ve buradaki niyetin aslında faizle para kazanmak değil, insanların ev sahibi olması niyeti olduğu bu sebeple caiz olabileceği de söyleniyor. Acaba şimdi, şimdi Efendim faizle alakalı naslar açıktır. Hem ayet-i kerimeler hem hadis-i şerifler işte en esaslı bu noktada söyleyebileceğimiz buyruk Rabbimizin keramıdır. Fe'zenu bi harbi min Allahi ve Resulü. alan veren Allah ve Resulü ile savaşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizle alakalı la'na Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akiler <laughs> riba ve mukilehu ve katibehu ve Yani Efendimiz yiyene yedirene bu işlemleri yapanlara e, şahit olan iki kişiye, taraflara laneti var. Yani Allah'ın rahmetinden uzak dursun. Müslüman böyle bir akdin tarafı olamaz. Yani burada oran 0.49 olmasıyla 0.05 olması arasında hiçbir fark yoktur. Yani vatandaş gidecek, kardeşimiz gidecek, bankadan kredi alacak, borçlanacak, 0.49 ile paradan banka para kazanmış olacak aslında devletin bankası burada para da kazanamıyor belki de yani hakikaten milletin menfaatine bir durum yani e, devlet burada büyük bir fedakarlık gösteriyor o zaman bunu helal yoldan gösterilsin faiz hassasiyeti olan kardeşlerimiz de bundan e, bu imkandan istifade etmiş olsunlar yani burada faizin oranına bakarak Helaldir, haramdır kesinlikle denmez, caiz değildir. Haram, haramdır. 0.02 de olsa faizdir, haramdır, caiz olmaz. Yani burada tekrar edelim. Muşareki olabilir, mudarabı olabilir, taraf olur katılım bankası. Katılım bankasından doğrudan insanlar satın almış olurlar. Bu şekilde de ifade etmiş olalım. Yani hocam hülasa olarak şu andaki haliyle caiz değildir diyoruz. E, tabii siz aynı zamanda hukukçusunuz. Şimdi tüzel kişilik nedir? Yani TOKİ ayrı bir e, şahsiyettir. Tüzel kişiliktir. Banka ayrıdır. Banka kredi veriyor. Buraya borçlanıyor. E, öteki taraftan daire elde etmiş oluyor. E, bu faiz işlemidir. E, ben inanıyorum ki milletimiz Allah'ın inayetiyle faiz noktasında hassasiyet gösterecek. Devletin bu büyük fedakarlığı imkanından e, Cumhurbaşkanı'na bu mesele intikal edince e, müdahale edecektir. E, yani çünkü bu noktada hassasiyeti olduğunu biliyoruz. İnşallah e, bu kardeşlerimiz de bizi arayan bu mesele nasıl caiz olur veya caiz midir değil midir soranlar da ee, i̇nşallah bu kapı açılınca, bu şekilde açılınca onlar da müstefid olurlar. Evet, Cenab-ı hayırlar memleketimizi, alem İslam'a bereketler ihsan eylesin. Haramdan milletimizi muhafaza buyursun.